Ve tabii ki kalben kalbenin sürecini sevgili seyirciler evinde evine baskın düzenlendi ve evinde madde bulundu. Uyuşturucu madde bulundu. İçiyorum satmıyorum dedi. Sonra özür videosu çekti. Ama bakın Atakan Irmak sabah gazetesinden diyor ki menajeri aracılık ediyor başlığıyla ünlüler ünlülere uyuşturucu satıyor ihbarı. Ünlü şarkıcı Kalben'in evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunun yankıları devam ederken savcılığın yürüttüğü soruşturmaya yönelik detaylara günaydın ulaştı. Kalbeni ihbar eden kişinin şarkıcının müzik dünyasından ünlü isimlere de uyuşturucu sattığını o çok ilginç. Ya ben buna inanmak istemiyorum zaten. Ve bu satışları ise menajerleri ara, menajeri aracılığıyla gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Kalben ise iddiaları reddederek uyuşturucu satışıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Savcılık iddiaları mercek altına aldı. Şimdi burada sanatçıların çalıştığı menajerlerin aslında e, sanatçılara da bir taraftan ki bu iddia doğruysa ne yani kadar şey, zarar verdiği ve ben. Benim e, isim vermeyeceğim. Benim menajerim gerçekten artık müptelası hmm. olmuştu ve bana artık ciddi anlamda zarar veriyordu. Ben yollarımı ayırdım. Hmm. Ama yani ben e, ne gibi zarar yani, veriyordu? Yani böyle o zarar bir mesela tarz mekana gidiyorduk. Konser bitmiş olan işte benim adımı kullanarak işte Hatice Hanım bilmem ne istiyor. Ha ya bu tarz şeyler. Tabii ki, tabii ha. ki neler neler. Ne ki ha. İşte Hatice Hanım istiyor deyip kendi işte kafasını güzel yapsın. Yani ya. o kadar iğrenç şeyler var ki. Ne, ben Hatice, ne Hatice nasıl... Hanım... Günaydın. Günaydın sevgili izleyiciler. Aramızda kalmasın Günaydın sevgili seyirciler. Günaydın. Ee, şimdi yine Deniz Akkaya ve 16 yaşındaki kızıyla ilgili haberle başlıyoruz. Çünkü bugün tüm gazetelerde Sabah evet. birlikte okuduk. Evet. Tüm gazetelerde dünkü haberin ...bir adım sonrası var... ...gelişmeler var... Ee, ...biz de bir şeyler öğrendik zaten... ...onu hemen programın ilk dakikalarında... ...sizlerle paylaşalım... ...çünkü artık olay... ...bugün Hürriyet Gazetesi'nin... E, ...manşetinde de attığı gibi güzel bir manşet... ...magazin değil... ...her evin sorunu... ...dün seninle de konuştuk evet. Yelda... ...magazin olmaktan çıktı gerçekten... ...her evin sorunu... ...yani üzerine konuşulacak çok şey var ama... ...programımız magazin programı olduğu için... Çok güzel bir manşet olmuş. Evet. Magazin gerçekten değil sevgili seyirciler. Her evin sorunu çünkü 16-17 yaşındaki şu anda ergen dediğimiz Z kuşağının çıldırtan, delirten ve onu yönetmenin ne kadar zor olduğu, ebeveynleri de zorladığı bir süreçten geçiyoruz. Buyurun. Evet, şimdi gazetelerde ne var son gelişmeler? Hemen size hızlıca aktaralım. Takvim gazetesinden başlayarak verelim. E, Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün ifadesine Ekol TV ulaşıyor. Dün de aktardılar haberi. 27 Mayıs günü A.Ö. 27 Mayıs günü okuldan erken çıktım. Annem taksiyle gelmemi istedi. Üzerimde nakit para olmadığı için eve geç geldim. Annem önce bana tokat attı, sonra hakaret ve tehdit etti. Okul çantamdaki termosu bana fırlattı. Çenemi yaraladı, telefonumu alıp babamla yazışmalarımı gördü. Babası Efe Önbilgin yurt dışında Londra'da yaşıyor. Babamla tatil planı yaptığımı görünce Belçika tatil planı daha da sinirlendi diye ifadesini verdi. Deniz Akkaya ise kendi babası Muzaffer Akkaya ile çocuğunun babası Efe Önbilgi'nin kendisine karşı birlik olduklarını anlattı ifadesinde. Her ikisine karşı mücadele etmek zorunda kaldığını vurguladı. Maalesef ki benim öz babam senelerdir kızımın hiçbir an yanında olmayan babası Efe ile anlaşarak velayeti almak istiyorlar. Yani kızımı benden koparmak istiyorlar. Avukatı babama kızı alırsak nafakaları ödemek zorunda kalırız. Siz Deniz'e dava açın, çocuğu siz alın, biz de sizden alalım demiş. Yani burada Bu Deniz Akkaya'nın şey çektiği videolarda bahsettiği aile içinde yıllardır bilmediğiniz ve tek başıma mücadele ediyorum dediği şey bir tarafta baba var. Değil mi? Evet. Yani babasının dedelik yapmadığını söyleyen bir baba var. Bir ki... de kendisine de babalık yapmadığını iddia ediyor. <laughs> evet, evet, evet. Kendisine de baba. Bir de teyze var ki şimdi evet. ona da değineceksin. Ee, öz babam Çok bana iyi. uyguladığı şiddet, rahmetli anneme yaptığı yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Ne yazık ki insan ailesini seçemiyor diye ağladı. Bir de Deniz Akkaya'nın teyzesi durumu var ki dün video yayınladı. Videoda o kısacık videoda e Deniz Akkaya'nın ile Deniz Akkaya'nın teyzesi karşılıklı oturuyorlar ve teyze kıza e, daha küçük yaşta şiddet uyguluyor. O görüntüleri de paylaştı Deniz Akkaya. E o görüntülerde Müge e, dikkatini çekti mi? Gerçekten teyzenin yüzündeki öfke. Evet. Ve çok Hiç sert vuruyor sevgili seyirciler görmüşsünüzdür. Çok talihsiz. Evet. Teyzesinin kızına şiddet uyguladığını söyleyen Deniz Dakkaya, işin bir de teyzem boyutu var. Annem öldüğünden beri teyzem babamla birlikte. Bizi de dayak atarak büyüttü. Nörolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Geceleri çığlıklar atarak uyanıyordu. Teyzem iki defa kızımı boğmaya kalktı. Kızım dedesine gitmek istemiyor. Çünkü o evde onu çok kötü cezalar bekliyor. Valla tüylerim diken diken okuyor. Okurken sanki böyle bir kabuslar şeyi gibi. Ee, peki bir de bugün günaydında başka bir detay var. Ee, onu da size böyle başlığında gösterelim. Ee, Deniz Akkaya'nın kızı 30 gün gözetim altında. Günaydındaki haberde diyor ki Deniz Akkaya'nın burnu sürtsün diye devlete verdiğim dediği 16 yaşındaki kızı ile ilgili yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Kanuna göre çocuğumu bugün koruma altına verdim yarın da alacağım burnu sürtsün demişti ya. Böyle bir uygulama olmadığı ortaya çıktı. Resmi uygulamaya göre devletin uyguladığı resmi uygulamaya göre Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı AÖ en az 30 gün gözetim altında tutulacak. Ardından yetkililer tarafından çocuğun akıbetiyle ilgili, geleceğiyle ilgili nihai bir karar verilecek. Zaten çocuk çocuğun, nerede kalacak? Çocuğunuzu veriyorsunuz yani devlet koruma altına alıyor öyle iki gün üç gün sonra tamam. Karşı taraf ifadeyi geri çekip geri gelme gibi bir durum tabii. yok. Orada çok sağlam bir prosedür uygulanıyor. İyi ki de uygulanıyor. Pedagoglarla ayrıca belli bir süreç var. Belli bir denetimden geçiyor. 30 günden sonra da o denetim devam ediyor. Tabii de. ki. Tabii yani ki. diyelim ki çocuk ha. verildi anneye. Evet. E, Bakanlık da okey dedi tamam veriyoruz denildikten sonra da süreç devam ediyor diyor. Yani 30 gün sonra e, Deniz Deniz'de kontrol Hakkaya devam kısı, ediyor. Diyelim ki ya babasına verilecek ya annesi falan. Belki de yani ergenliği bitene kadar da devam, devam edecek. ediyor. Bütün artık bağımsızlığını devam şey yapana kadar ama Deniz Akkaya şimdi olay e, olay bir de şunu görüyoruz ki kendi de sorunlu bir ailede büyümüş. Çünkü diyor ki babam eee narsist kişilik bozukluğu olan, müthiş egolu ee, ve bunları son boyutunda e, yaşayan biriydi beni hiç beğenmezdi. Oğlum. evet yani ve orada Deniz da Hakkaya bir aslında... eksiklik var Deniz Akkaya'nın büyümesi sırasında da aile içinde de sıkıntı var annesi ve babası tarafından özellikle babasının. Yani Deniz Akkaya da... sıkıntılı, gerilim dolu aslında çocukluğunu da e, babadan alması gereken baba sevgisini de empatiyle alamamış bir e, şu anda genç kadın. Kendi çocuğuyla yaşadığı sorunlarda da aile desteğini göremiyor. Evet. Ama Deniz Akkaya şimdiye kadar hiç bunları paylaşmadı. Evet. Ailesiyle Tek ilgili sorunlarını paylaşmadı. Evet. Tek sıkıntı şimdi burada. Bu burada büyüyen ergen, bir de kızı da biliyorum son derece güzel ve evet. çok da başarılı. Okulunda bir de çok başarılı bir öğrenci. Kaç dil biliyor? Çok iyi. Yani Deniz eğitimi konusunda üzerine titredi. Onu biliyorum. Peki ne? bu telefon karıştırma olayında hı hı. E, burada şunu tartıştık. Hı hı. Gördüğün zaman bırakacaksın. Ama telefonu karıştırdığında bir şey bulursan da kavgaya girip ilişkiyi yürütmeyeceksin. Seni tebrik ediyorum. <laughs> bulduysan o zaman bulduysan bulduysan olayı bitireceksin. O zaman git. Yani neyin peşindesin. İşte yani buradan da anlaşılıyor ki Arzu'nun biraz e, <laughs> ya bak şimdi Arzu bulmuş, bulacak <laughs> Arzu. Hayır, <laughs> Arzu'nun şöyle öyle bir şey yok da ha. Arzu şu, şu yönden haklı Rahatsız olabilir yani. ha. Arzu şu yönden haklı olabilir şimdi konuşulacak çok şey var Hı. ama dediğim gibi ben konuşmam çünkü Hı. benim çocuğumun annesi Neyse, öyle bakın ee, ben çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey asla söylemem. Çocuğum yani Allah uzun ömürler versin de tabii. ben ölene kadar arzuyla görüşeceğim. Evet. Tabii. Ölene kadar bu çocuğun sünneti var, yarın okulu var, efendime söyleyeyim belki Annenin, üniversitesi babalık var. Yani ihanet etmedim diyor musun? Ya artık? yok canım olur mu öyle şey ya. Kıskandı Peki mı kadın? Kadar... Ya kıskanma da değil. Olmuyor diyorum hayatım. Sen şimdi Hı. ben şimdi program yapıyorum değil mi? Ben evet. ben de ben de sizin koltuğunuzda Yaptın, oturdum hayır. Yani kendi görevim değil Tele ama o an bir darbeden çıkılmıştı vesaire hmm. bilmem ne öyle bir misyon edinmiştik kendimize ee, millet için hmm. geldik yaptık tabii ki sizin işini saygı duyarım görevimizi tamamladık bıraktık gittik şimdi programda dahi ben şimdi dominant bir karakterim, baskın karakterim. Veya Survivor'a gittim, yarışma programlarına hmm. katıldım. Orada da benim çatıştığım insanlar hep dominant karakterli insanlardı. Hmm. Yani İki ben hiç olmuyor. Tabii e, olmuyor. Tabi, olmuyor, olmuyor. Ee, şimdi Serdar evet. Ortaç'la ilgili bir haberimiz var dedik size. Merak ediyorum şimdi. Arkadaşlarımız Rejide Haberi hazırlıyorlar. Sevgili izleyiciler saat 5 sularında çünkü elimize ulaştı görüntüler. Ee, görüntüler ne yazık ki çok üzücü. Ee, Serdar Ortaç adına da üzücü Onu yıllardan beri takip eden Bizler de üzüldük ee, Onları ekrana Hem Ritük kuralları gereği Hem de Serdar Ortaç'a saygıdan e, Arkadaşlarımız Hazırlayıp ve belirli denetimlerden Geçerek e, vereceğiz Şu an onu hazırlıyorlar Bu sosyal medyaya şu ana kadar Şu dakikalara kadar düşmüş bir görüntü değil Başka özel bir görüntü Ne yazık ki, ne yazık ki. Ne yazık ki. Evet Evet ee, Arkadaşımız Yaptım. muhabir arkadaşımız Yaptım. Barış Keser'in ulaştığı bir görüntü bu. Öncesinde e, Serdar Ortaç'ın başka bir haberine gideceğiz. Haberi de şu: Harbi Açık Hava'da konser veriyor Serdar. Daha sonra konser bitiyor, evet. evine gidiyor saat 23 23 .30 sularında. Fakat evden yaptığı canlı yayında öyle bir isyan ediyor ki avaz avaz. Bakın ne isyan etmiş. Evet, e, Serdar Ortaç'ın Harbiye Açık Hava konseri sırasında şarkıları söylerken bazı yerlerde zorlandığı, e, aldığı alkolün etkisiyle seyircilere e, de bir şeyler söylediği. Bunu nerede söylüyor şimdi? Bunu. Bu evde şu Bu anda. Evde. Konserden eve geliyor. Ve ha. konserdeyken zaten Fatih o kadar alkollü ki. Yani bir ayakta zaten zor duruyor. İkincisi konuşmaları, izleyiciyle kurduğu <laughs> diyaloglarda çok... Ee, böyle hoş olmayan kelimelerle bir iletişim kuruyor falan kafası yerinde değil kısacası sevgili evet, seyirciler böyle... konserde konserden eve geliyor evde uyumak isteyeceği zaman e, gürültüye isyanla başlıyor evet ama yine alkol var ee, e, hem bu, bu videonun bir yerlerinde alkolün Allah belasını versin diyor harbiye açık havadaki konserinde beni alkol bu hale getirdi diyor Oysa derken ki... de alkol olması zaman ha işte. yani beni alkol bu hale getirdi derken Fatih hep bu masada bunu konuşuyoruz ya müge ee, beni alkol bu hale getirdi Ben bu alkol derken de alkollü ya ne diyorsun? Niye bu kadar tabii, içiyor Serdar? Ya bir de belirli bir yaşı geçtin. Ya hepimizde. Ya yani ben yapmadım demem ki. Yani insan biraz ilk önce kendi çuvaldızı kendine batıracak. Fakat ya bir zamanında, bir, bir geçtik zamanda bir şeyler yaparsın biter. Biter. Belirli bir kariyere gelmişsin. Sen yani belirli bir durumun var. Şarkılarınla hala kazanabilen, Hı. şarkılarınla hala gündemde olan bir adamsın. Olmaz. Yılmaz Erdoğan'la bir ilişki yaşadı mı yaşamadı mı yoksa kısa dönem bir e, tanışıklık mı oldu? Hala tartışma ve muamma konusu. Çok tartışıldı değil mi? Ne, çok tartışıldı ama Yılmaz Erdoğan sonunda ilişkiyi kabul etti. ne ka, Neden bu kadar çok büyütüldüğüne dair yorumlar yaptı yattı. E, Cansu Taşkın'dan bahsediyoruz. Model Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın kısa dönem bir ilişkisi oldu ayrıldılar. Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif bu ilişkiyi ifşa etti. Ardından Yılmaz Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Derken Cansu Taşkın, "Bakın, bir tip giden aşkının ardından neler söyledi?" Yılmaz Erdoğan'la görüntüleri magazin gündemini sallamıştı. Cansu Taşkın yaşananların ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Yılmaz Erdoğan'la olan görüntüleri sonrasında magazin gündeminin zilesine oturan Cansu Taşkın'la beraberiz. Çok da sen isteyince her şey çok güzel olmayabiliyor Ebru. Tabii. Şimdi burada ben röportajı izlerken Ebru senin de dikkatini çekmiştir. Ee, konuşmak istemiyorum daha önceden de bu, bu, bu görüntüleri falan benim öyle bir yere konumlandırdınız ki en başında da görüntüleri servis eden kendi kız kardeşi şu anda da konuşmak istemeyen bir Cansu değil tamamen tersi konuşan daha da konuşmak isteyen hatta yani yine Nişantaşı ve e, böyle. Aslında ben böyle yani, durumlarda... Çok samimi gelmiyor. Aslında hmm. ben böyle durumlarda kadınların yanındayım her zaman. Hmm. Evet. Erkeklere çok belli olmuyor çünkü. Bugün canım cicim yarın bir anda kendilerini çekebiliyorlar. Evet. E Çektiğinde de kadın haklı olarak öfkelenip elinde ne varsa yaymaya başlıyor. Evet. evet ben evet. aslında evet. yani umut veriyorlar, vaat veriyorlar. Bir anda hal hareketler değişiyor elde Ona edince. ghosting deniyormuş. Evet. Öyle mi? Yani hayalet gibi adam yani yavaş kaçıp yavaş. gidiyor i̇şte ve adamı bir daha bulamıyorsun. Evet o yüzden ha. ben bu tür olaylarda her zaman hem Cinslerimi tutarım ee, vardır bir bildikleri derim ee, savaşsa savaş dövüşse dövüş böyledirler ama Ebru te tezat tarafı ne biliyor musun tamam haklısın bu ben arada Yılmaz evet. ben Yılmaz Erdoğan'ı seviyorum bak seviyorum ama ben Yılmaz Erdoğan'a bir konuyla ilgili çok kırgınım. Olur. Tabii. ne yani biz şöyle Yılmaz Bey benim dayıma kötülemiş. nasıl evet yani bundan yıllar önce kendisi de biliyor hatta yani ha. e, Dayıma kötülüyor hiçbir şeyden haberim yok. Dayını nereden buluyordu dayına kötülüyor? Şöyle iş anlaşmaları var. Evet. Ee, dayım da diyor ki, Ebru'da oynasın, beraber oynayın reklamda bir reklam evet. anlaş. O da diyor evet. ki ben ile oynamam çünkü Ebu çok kendi beğenmiş bir kız. Ee, ben ondan hani çok kızgınım ona falan. Neden diyor? Şaşırıyor o da havaalanında beni gördü diyor. Selam verdim ve selamı almadı kafasını çevirdi gitti diyor. Ve gerçekten görmedim. Şok oldum duyunca. Hani insanların böyle dalgınlıkları olabilir öyle değil mi? Evet evet boş boş bakmayın. Ki inşallah. ben Yılmaz Erdoğan'ı çok severim. Çok hı. beğenirim. Sanatına hayran bir insanım da. Çocukluğumdan hı. beri Yılmaz Erdoğan'ı izliyoruz yani. Hı hı. Ee, o kadar büyük bir hayal kırıklığı yarattı ki ben de o kadar üzüldüm bu yargısız infaz karşısında. Bir şeyin şey, şımarık demiş öyle çok mi? Çok şımarık. Ben selam verdim ve o benim selamı almadı, almadı. dahi. Yani olmaz falan. Buna takacak bir mi Yılmaz Erdoğan? Takmış herhalde? ve bunu dayıma söylemiş. Dayın Dayı... iş insanı. Evet ve Hı. çok şaşırmış o da demiş ki yani Ebru asla öyle biri değil. Hı. Beni aradı. Ebru böyle böyle bir durum mu var dedi. Hani ona göre dedi konuşun ki çözün. Hı. Hiç hoş bir şey değil bu sen yapmazsın ama dedi belki daha ne oldu mu acaba. Yemin ediyorum görmedim bile falan o kadar üzüldüm. Ne oldu sonra telefon açıp özür dilerim. Dayım hatta bir şaka yaptılar. Bundan sonra görüne selam vermeyi bırak direkt git boynuna sarıl yani. Ha. Madem bunu istiyor herhalde yani evet, Cansu bizi... Taşkın oh. olayından sonra gidip boynuna sarılırsan belki Kötü itebilir. olur. Evet evet <laughs> <yani>. evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> ben mesaj attım. Ay böyle bir şey olmuş ama ben gerçekten sizi görmedim diye. Olsun olsun tamam problem değil. Yanlış anlaşılmalar olmuş olabilir falan dedi. Aa. Ama tabii beni kötülemesi arkamdan beni çok üzmüştü senin açıkçası. Adın, senin adın onda şımarık diye kaldı. Ama neyse toparlanmışsın. Şımarıp değil yani kendi beğenmiş falan o hani gördü selam bile Ey vermedi bu acaba falan. acaba bir şey mi oldu? Hani bazen yaşıyoruz ya Müge böyle tam göz göze bakıyorsun ama karşı taraf o anda sana bakmıyor. Evet. Ya dalmıştır, boş tamam, bakıyordur olabilir. Tam böyle selam veriyorsun böyle selam veriyorsun ya da selam şöyle selam veriyorsun geçip gidiyor seni evet. görmüyor o insanda derin Ki bir şey yaratıyor. Ben o yaratır. kadar sempati duymuyor. böyle şöyle uyuyorum. peki e, Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın olayına dönelim. Dönelim. Ne diyorsun? Şarkıdaki gibi baştan beri olmaz mı diyorsun? Yoksa e, şimdi ben şöyle bir düşündüm. kadının öcü alması olarak mı görüyorsun? Şimdi ben şöyle düşündüm. Yılmaz Erdoğan'ı mı haksız görüyorsun? Belli görürüz. birkaç kere görüşülmüş. O bir tabii, görüşmelik tabii. bir şey değil yani. Ee, bir şeyler de yaşanmış ama muhtemelen Yılmaz e, Erdoğan kendi geri çekti. Aynen öyle geri oldu. Geri çekince tabii ki öfke. Cansu Taşkın telefon açıyor ulaşamıyor öfkeleniyor. E tabi öfke olur öfke olunca da bir uyarı iki uyarı ondan sonra ne oluyor? Evet. Sen misin cevap vermeyen bana sen de görürsün gününü hazır dizi de patladı. Evet. evet. Öyle bir dünya yok yani demiştik. Kimi haklı kimi haksız buluyorsun? Haklı haksız var mı burada? İçlerine şimdi yaşananı bilmiyorum. Niye çekti acaba kendini adam? Belki geçerli bir sebebi vardır. Hı. Belki başka bir şey vardır. Hı. Aralarındaki diyaloğu bilmiyorum. Ama ben böyle durumlarda genelde hem cinslerimi dediğim gibi tuttuğum için. Cansu Taşkın'ın yanındasın. E, yanındayım demeyeyim. Hı. Hem cinslerim çok narin, kırılgan. Hı. Dediğin gibi ghosting miydi? Ghosting, ghosting olunca Dolayısıyla adamlar yani. E, böyle kimse kendine yediremez. Bir saldırma durumu olabilir. Evet. Bazı hmm. ilişkilerde şöyle başlıyor. Tabii onların e, iç e, böyle karşılıklı konuşmalarına hakim değiliz ama e, fazla ümit etmiyorum sana. Ara ara görüşelim. Sen Çok de kabul mü? Ya. Hayır hayır. Kadın da kabul ediyorsa bu kabul ediyor. İki tarafta kabul ediyorsa o. Sonra hesap sorma işine geldiğinde kim haklı kim haksız orada. İşte o içerideki çok... detayı bilmediğimiz için o yüzden hiçbir fikrim yok kim haklı yani kim haksız. Yani Cansu Taşkın için sosyal medyada yapılan yorumlar bilmiyoruz karşı taraftan ne gibi mesajlar aldı. Onu çıldırtan şey şu olmuş yaşadıklarımızın iki günlük ilişki gibi gösterilmesi beni çok rencide etti. Bir şey söyleyeyim diyor. biz kimlerle kimlerle görüştük böyle görüşüyoruz da ne kadar büyük isimler ama hiçbir zaman böyle bir deşifre yok. Ne olursa olsun görüşmüyorsak da kapatıyoruz, gidiyor. Yani Hı. hani güven çok önemli bir şey. Çünkü insanlar şimdi korkar da artık birisi bir şey yaşamaya da Hı. deşifre ediliyor ya Sen mesela deşifre, sonra. Artık şey kimse ediliyor. yanına yaklaşmaz. Tabii. Biz kimlerle görüşüyoruz? Benim ağzımdan bir tanesi ismi bile çıkmaz. Kimlerle görüşüyorsun? Hayatta hayatı? söylemem. Kimlerle görüşüyorsun? Mümkün değil. O benimle birlikte gider. Görüşme yani. derken yazışıyor musun telefon? O görüştüğümüz insanlar var, oturup kalktığımız insanlar var. Yani böyle Diyalogumuz, bir ilişkimiz olan insanlar Oslo'da var. ilişki... Aslında. her anlamda her var yok. ama sevgi anlamında da var. Yani ha. hiçbir zaman ne ben deşifre edilmek isterim ne de karşımdaki kişinin deşifre edilmesini isterim. Ee, e düşünsene bak yıl, e, Yılmaz Erdoğan'ın evinde çekiliyor o videolar düşünebiliyor musun? Yani evinde, özelinde, mahreminde çekiliyor. Yani deşifreyi bırak deşifrenin en alasını yaşadı. Ama dediğim Yılmaz gibi Erdoğan. E, yaşadıkları bir şeyler mutlaka var. Sen yani günübirlik bir şey olduğunu ben düşünmüyorum.